Merhabalar, 26. ders anlatım föyümüzdeyiz. Yine sözcük türlerinden fiillerle ilgileneceğiz ama fiillerin bu sefer yapı bakımından kaç ayrıldığına bakacağız. E, basit yapılı fiiller, türemiş yapılı fiiller ve e, birleşik yapılı fiillerle ilgileneceğiz. Bunlara örnekler vermiş olacağız. Nasıl ayırıyoruz e, yapı bakımından sözcükleri? Bunlarla ilgili çıkmış sorular varsa bunları konuşacağız ve etkinliklerle birlikte konuyu pekiştirmiş olacağız. Şimdi haydi bakalım anlatmaya başlayalım. Yapı bakımından fiiller dediğimizde diğer tüm sözcük türlerinde olduğu gibi fiilleri de yapı bakımından 3 başlıkta inceleyeceğiz. Basit yapılı fiiller, türemiş yapılı fiiller ve birleşik yapılı fiiller olmak üzere. Basit yapılı fiillerde Yapım eki almamış kök durumda fiile ihtiyacımız var. Kip ve kişinin kişi ekini alabiliyor tabii ki bunlar. Kazanacaklardı fiilini e, fiiline hemen bakalım. Fiilimizin kökü kazanmak. Daha sonra acak gelecek zaman kip ekini ekledim. E, onlar kazanacaklar şeklinde üçüncü çoğul kişi ekini ekledim. Daha sonra üstüne bir kip eki daha ekledim. Yani gelecek zamanın hikayesi diye okuttu bu kendini bize. Birleşik çekimli bir fiil aynı zamanda bu. Şöyle yapalım ve yazmış olalım. Birleşik çekimli ama yapı olarak baktığında basit yapılı. Çünkü sözcüğün üzerinde herhangi bir yapım eki yok. Kip ve kişi eki almış sadece. İşte bu tarz fiillere basit yapılı fiil adını veriyoruz. Türemiş yapılı fiil deyince neye bakacağım? isim ya da fiillerden e, fiil yapım ile türetilmiş fiillere ya da e, isim ya da fiil köklerine e, fiil yapım eki eklenerek o, oluşturulmuş fiillere biz türemiş yapılı fiil adını vereceğiz. İki türlü olacak. Ya kökü fiilken türecek ya da kökü isimken türecek fiil olacak. Her ikisi de türemiş yapılı fiil olarak geçerli. Mesela kazandırmış sözcüğüne bakalım. Fiilimizin kökü kazanmak. Kazanmaktan kazandırmak yaptım Fiilden fiil yapan yapım eki olan Dırı ekledim sözcüğün üzerine Şuraya yani Daha sonra tabii ki gerekiyorsa Kip ekini de ekleyebilirim Ya da şahıs ekini ekleyebilirim üstüne Onlar birer çekim eki olduğu için ee, Türemiş yapılı olmakla ilgili bir durum değil çekim eki. Sadece yapım eki olup olmaması bizi ilgilendirecekti. Mış burada, mişi geçmiş zaman ki peki oldu. Ee, kazandırmak ifadesi de gövde haline geldi. Yani bir kökün üzerine bir yapım eki eklediğimizde o artık e, gövde haline geliyor. Fiil gövdesi ya da isim gövdesi diyoruz. Burada kazandırmak fiil gövdesi olmuş oldu. Ve aynı zamanda bu sözcük e, fiil kökünden türediği için türemiş yapılı bir fiil oldu. Kazandırmış gidildi görüşüyoruz gibi farklı örnekler verebiliriz. Bir de isimden türeyenlerimiz var yani kökümüz isim olmak durumunda zor isim kökü zordan zorlamak yaptık isimden fiil yapan bir yapım eki olan la'yı ekledik sözcüğün üzerine daha sonra yine miş e, mişi geçmiş zamanki pekine ekledik sözcüğümüz zorlamış e, fiili. Türemiş yapılı fiil olmuş oldu. Neden? Çünkü la yapım eki var sözcüğün üzerinde. Şimdi fiil türetmek için kullanılan o yapım eklerine hep birlikte bakalım. En sık kullanılanlar hangileriymiş? Fiilden fiil türetenlere bakacağız öncelikle. Yani kökümüz fiil üzerine gelen ekle birlikte yine sözcük fiil olma durumunu bozmuyor. Bunlardan en ilki ve en sık kullandığımız ıl, il, ul, ül eki. Hem çatı eki olma özelliğine sahip hem de özel anlamda yeni kelimeler türetme özelliğine sahip bir ekimiz Olma ya da yapılma bildiren edilgen fiiller türetmek için de kullanıyoruz Fiil kök ya da gövdelerini eklediğimizde Örnek verelim hemen Yazmaktan yazılmak dediğinde ıl yapım ekini ekledin Fiil olan yazmanın üstüne ekledin Gidilmek mesela gitmekten gidilmek yaptık ya da sarmaktan sarılmak dedik. Bunlar hep e, fiilden fiil türeten ek olan ılla türemiş e, fiillerimiz. Bir diğer ekimiz ne, ın, in, in, un, ün eki. Dönüştürük eki bazen de edilgenlik eki olarak kullanılan bir ektir. Bakmaktan bakınmak mesela. ın sesini getirdik. Şuraya kısa çizgi koyuyorum ki o mekmakın görevini devralıyor. Tekrar mekmak yazmıyorum bir sözcüğün fiil olduğunu bu şekilde ifade edebiliyoruz. Ee, sürmekten sürünmek olabilir. Ee, ya da e, yıkamaktan yıkanmak haline geldi. Sadece ne sesini ekledik. Ee, bu da bir fiilden fiil türeten ek olmuş oldu. Bir diğer ekimiz ş, şey, ış, iş. Uş, üş uyuma göre değişecek tabii ki ekimiz. E, İşleştik eki olarak da bilinir. Ünüyle biten fiillere ş, ünsüzle biten fiillere de ış, iş şeklinde eklenecek. Uyuma göre değişiklik tabii ki olabiliyor. Hemen örnek verelim. Bakmaktan, bakışmak, e, gülmekten, gülüşmek yahut ağlamaktan. Ağlaşmak dedik. Sadece ş, ş, ş sesini eklemiş olduk. Bir diğer ekimiz ar-er eki. Ünsüzle biten bazı fiillerden geçişli fiil türetecek. E ettirgenlik eki olarak da bilinen bir ek. Çıkmaktan çıkarmak. E mesela kopmaktan koparmak ya da efendim gitmek fiili üzerine ekleyelim. Gitmekten gidermek dediğimiz zaman işte ar ekini kullanmış oluyoruz. Bir diğer ekimiz ır ir, ir ekimiz. İşlev bakımından ar er ekiyle yani yukarıdakiyle özdeş olan, görevdeş olan bir ektir. Yani geçişli fiil türeten bir ettirgenlik eki olarak bilmemizde fayda var. İşlek olarak kullanılıyor bu ekimiz yine. Geçişli fiiller, ettirgen geçişli fiiller türetmek için işimize yarıyor bitmekten bitirmek dedin mesela. E, düşmekten düşürmek ya da e, doymaktan doyurmak dedik. Yine bunlar e, filden fiilden fiil türeten yapım eki olarak örneklediğimiz e, eklerimizden e, olmuş oldu. Diğer eklerimiz dır dir, ele, ala, mame ve te, it, it ekleri. Dırdır eki uyuma göre tırtır, türtür tır tır haline de gelecek. Geçişli ve geçişsiz e, fiil kök ya da gövdelerine eklenerek doldurma ya da yapılma gibi anlamlar bildirecek. Geçişli fiil türetecek. Ele, ala e, bir işin sürekli tekrarlandığını bizlere ifade eden fiiller türetecek. Mema olumsuz fiil e, yaratabilmek için kullandığımız bir olumsuzluk eki. Ee, imek yani ek fiil dışında her fiil kök ve gövdesine biz mema olumsuzluk ekini getirebiliyoruz t it, it de yine geçişli ve ettirgen fiiller türetmek için kullandığımız yapım eklerinden şimdi bunlara hemen örnek verelim dırdır için bilmekten bildirmek yazmaktan yazdırmak efendim sevmekten sevdirmek örnek verilebilir ele ala için işin tekrarlandığını, sürekli tekrarlandığını bildireceğiz. Ovmaktan ovalamak dedin. Ee, eşmekten eşelemek. Efendim kovmaktan kovalamak. Yine bunlara örnek verilebilir. Mema olumsuzluk eki istediğin fiili üstüne ekleyebilirsin. Git memek diyebilirsin. Çöz memek diyebilirsin ya da istememek diyebilirsin istememek çoğaltabiliriz tabii ki i imek ek fiili dışında her yere ekleyebildiğimiz her fiile ekleyebildiğimiz bir ektim t it it içinde taşımaktan taşıtmak diyebilirsin akmaktan akıtmak diyebilirsin okumaktan okutmak diyebilirsin yine geçişli ve ettirgen fiiller türetmiş oldu. Yani nesne alabilen, onu taşımak, onu akıtmak, onu okutmak gibi düşün. Nesne alabilen fiiller türetmiş oldu. Geldik birinci örnek sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ış, iş, iş, uş, üş, eki ötekilerden farklı işlevde kullanılmıştır diye soruluyor. Ee, şimdi bakalım beni yeniden hayata döndürdü bu içten gülüş. Gülmekten gülüş oldu. Hemen şurada açıyorum. Kelimemizin kökü gülmekti. Gülmekten gülüş yaptım. Buradaki üç sesi fiilden isim yapan yapım eki olarak kullanıldı. Birçok sözden daha çok şey anlatır bazen bir bakış. Bakmak sözcüğümüzün kökü. Bakmaktan bakış dedim. Fiilden isim yapan yapım eki olarak kullandım. Her şeye rağmen yarın onunla son bir kez daha görüş. Görmekten görüşmek haline getirdim yani fiilden fiil yapan yapım eki göreviyle kullandım 3 sesini diğer ikisinden farklı geldi bir beklesin şuraya yıldız atalım seninki herkesin kabul edemeyeceği farklı bir anlayış anlamaktan e, şöyle y kaynaştırma ile birlikte anlayış dedim yani fiilden isim yapan yapım eki göreviyle ekledim uşu burada ve son olarak telefon mesafeleri kısaltan ama ziyaretleri azaltan bir buluş bulmaktan buluş haline getirdim fiilden isim yapan yapım eki göreviyle ekledim o şu da fiilden fiil yapan yapım eki görüş diğerlerinden böylelikle farklı bir işlevde kullanılmış oldu görüşteki üç sesi bu da bize doğru cevap olan Ceyhan seçeneğine götürmüş oldu. İkinci örnek sorumuz aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangisindeki R, R, R eki işlevi yönüyle ötekilerden farklıdır soru köküne sahip. Ee, hediye paketlerini özenle sarardı. Sarar idi. Sarmaktan sarar. Buradaki R sesi yani şöyle açacak olursak kelimemizin kökü sarmak sarardı. Bunların her ikisi de çekim eki. Yani aslında birer ki peki bunlar. R sesi burada. Geniş zaman ki peki yerine kullanıldı. Canı sıkıldığında arkadaşlarını arar idi. Aramak kelimemizi şurada açacağız. Yer kalmayınca aramak, arar idi dedin. Yine buradaki e, r sesi geniş zaman yerine kullanıldı. Yine çekim eki kendisi geniş zaman hikayesi yapmış olduk. Okula her zaman aynı yoldan gider idi. Getirdim buraya açtım bunu da. Gitmekten giderdi dedik. Er sesi burada. E, yukarıdaki gibi geniş zaman peki yerine kullanıldı. Çantasındaki her şeyi masanın üzerine çıkardı. Şimdi e, bu bir beklesin. Birazdan bakacağım buna. Edirne'ye bakıyoruz. Annesi işteyken kardeşine daha çok o bakar idi. Bunu da burada açtık. Kelimemizin kökü bakmak. Bakar idi diye ayırdın. Buradaki ar sesi de yine geniş zaman oldu. Neden çıkardığı ayırdım? Çünkü... Kelimenin kökü çıkmak fiil kökü e, çantasındaki her şeyi masanın üzerine çıkardı çıkmaktan çıkarmak yaptım fiilden fiil yapan yapım eki göreviyle kullandım ve üzerine dı kipeki ekledim o da bir çekim ekiydi demek ki e, r ar er eki Adana'da Bursa'da Ceyhan'da ve Edirne'de geniş zaman kipeki olarak kullanılırken Denizli'de fiilden fiil yapan yapım eki olarak kullanıldığı diğerlerinden görevce ayrıldığı için de Denizli doğru cevabımız olmuş oldu geldik isimden fiil türeten eklerimize bu sefer kökümüz isim olacak eklediğimiz ekle birlikte sözcük fiilleşecek tekrar bu ee, çok fazla e, işlek e, ekler değil aslında bunlar. Bu ekler sınırlı sayıda sözcükte görülüyor ama yine de bakmakta fayda var. Leyla yine e, en işleklerinden bunlar içerisinde kullanılan e, fiilden isim yapan özür diliyorum isimden fiil yapan bir ek bazı sözcükler bu eki alırken de sonlarındaki dar ünlünün düştüğünü görüyoruz söz gelimi e, sızlamak sözcüğüne baktın şurada bir ı sesi var aslında sızıdan sızlamaktır lela la alırken ı sesi burada düşmüştür e, belki e, ünlü düşmesi yani ses olaylarını işlerken işine yarayacak bir bilgidir gizden mesela gizlemek Buna örnek verilebilir. Ya da besi sözcüğü. Normalde besiyken, beslemek yaparken buradaki i sesi, besinin i'si düşer. Yine ünlü düşmesine uğrar. Buna da örnek vermiş olalım. Ee, diğer e, kullanımda olan bir ekimiz de al-el eki. Genellikle sıfat olarak kullandığımız sözcüklere eklenip e, onlardan fiil türetmekle görevli bir sözcüğümüz. E, mesela çok sıfat olarak kullanabileceğim bir e, kelimedir bu. Çoktan çoğalmak yaparsın e, ve fiil türetmiş olursun. E, ya da mesela e, kör, körden körelmek dersin. Ya da dar sözcüğü üstüne eklersin. Dardan dar almak olur gibi. L e, ekine, yapım ekine bakacağız. Tek biçimi olan ve çok örneği olmayan bir ekimiz bu. E, doğrudan doğrulmak oldu mesela sadece l sesi eklendi şuradaki ee, bazen bu ek sonunda k sesi bulunan sözcüklere eklendiğinde de bu sözcüğün sonundaki o k sesinin düştüğünü de e, görüyoruz mesela yüksek sözcüğüne bak yüksek buna eklediğinde l sesini yükselmek dediğinde k sesi düşmüş oldu aynı şekilde alçak mesela alçak sözüne e, eklediğinde l sesini bu k'nin düştüğünü görüyoruz bazen yine dediğim gibi ses olaylarında kaçabiliyor dikkat edeceğiz bunları gördüğümüz zaman bir diğer ekimiz R R R sınırlı sayıda sözcüğü ekliyoruz kendisini ve kimi sözcükler bu eki alırken yine ses değişimine uğruyor mesela ak sözcüğüne ekledim aktan ağarmak yapıyorum ya buradaki k sesi ne oldu yumuşak G'ye ye döndü e, ya da yaştan yaşarmak dedin veyahut da e, karadan kararmak Buna örnek verilebilecek kelimelerden. ea a eki yine az kullanılan bir ek. E, tek eceli isim köklerinden geçişli ve geçişsiz fiil türetmek için kullandığımız bir ekimiz. Ve çok seyrek olarak da iki eceli e, sözcüklere de eklendiğini görüyoruz. E, yaştan yaşamak mesela örnek verilebilir. E, oyundan oynamak. iki eceli bir sözcüğe geldi bak. Oyundan e, oynamak diyorsun. A sesini ekledin. Bu ekleme sırasında ne oldu? Aradaki u sesi düşmüş oldu. Böylelikle de bir ses düşmesi yaşandı. Ya da benzemek sözcüğü de buna benizden benzemek e, örnek gösterilebilir. Arada i sesi yine düşmüş oldu. Benizin i Ten anlamında kullanılır. Şuraya yazalım mı? E, benizi de açık açık yazmış olalım diğerdeki gibi. Beniz arada i sesini düşürdük. Benizden benzemek dedik. E, bu yapım ekini alırken, sözcüğün kökünde ses düşmesi yaşanmış oldu. Peki bir diğer e, ekimiz lanlen eki, e, L ve N eklerinin birleşmesiyle oluşmuş bir ek, aslen ek yığılmasıyla oluştuğunu söyleyebiliriz. E, i̇simlere doğrudan lanlen şeklinde ekleniyor ve işlek kısmen diğerlerine göre daha işlek bir ek. Tattan tatlanmak mesela örnek verilebilir. E, kurttan kurtlanmak kurtlanmak olabilir ee, ya da işte ne bileyim sırt sözcüğü üzerine eklersin sırttan sırtlanmak çok büyük e, yükler sırtlandı dediğinde olduğu üzere bir diğer ekimiz laşleş eki ee, doğrudan isimlere eklenen e, bir isimden fiil yapım eki e, dönüşme kendi kendine oluşma gibi anlamlar katıyor eklendiği sözcükte mesela e, güzelden güzelleşmek dediğinde Güzelleşmek haline geldi. Ee, yine güzel hale dönüşme gibi bir anlam söz konusu. İyiden iyileşmek örnek verilebilir. Ee, ya da mektuptan mektuplaşmak. Mektuplaşmak buna örnek verilebilecek kelimeler arasında. Şimdi önemli kutusuna bir dikkat kesileceğiz. Diyor ki bazı isimden fiil türeten yapım ekleri de sınırlı sayıda. Sözcükte görülür. Mesela SSA2 umursamak, garipsemek sözcüklerinde var. Imsa eki, azımsamak, küçümsemek. Deda eki, çatırdamak, fısıldamak, yansıma sözcüklerin türediği durumlarda karşımıza çıkar. Ik ik eki, geçten gecikmek, birden birikmek gibi sözcüklere eklenir. Kır kir eki de fışkırmak, püskürmek gibi kelimeler üzerinde gördüğümüz eklerdendir. Evet geldik yapı bakımından sözcüklerde birleşik yapılı fiillere basitini türemişini konuştuk. Şimdi birleşik yapılı fiile bakacağız. Bir isimle bir fiilin ya da bir fiille kalıplaşmış bir fiilin birleşmesiyle oluşan e, fiil çeşidi aslında birleşik fiiller. E, kendi içerisinde iki e, başlığı ayıracağız. E, özür diliyorum üç başlığı ayıracağız. Yardımcı fiille kurulan birleşik fiillerimiz var. Kurallı birleşik olarak adlandırılan özel birleşik fiillerimiz var. Bir de anlamca kaynaşmış birleşik fiillerimiz var. Bu şekilde üç başlıkta inceleyeceğiz. Yardımcı fiille kurulanlar bir isimle bu ismin sonuna etmek, eylemek, olmak, buyurmak, kılmak, bulunmak gibi yardımcı eylemlerin getirilmesiyle oluşan birleşik yapılı fiillerdir. Yanına aldıkları o isimle birleşik yapılı fiil oluşturur. Burada yazım kurallarına yönelik bir bilgi vermekte fayda var. Eğer birleşik yardımcı fiille kurulan bir birleşik bitişik isim yapacaksak isimde herhangi bir ses olayı yoksa bu yardımcı eylem kelimeden ayrı yazılacak. İsimde herhangi bir ses olayı gerçekleşiyorsa bitişik yazmak durumundayız. Mesela e, fark etmek, farkta herhangi bir ses olayı olmadığı için etmek ayrı yazılırken hissetmekte s sesi türediği için şurada histe Bitişik yazılmak durumunda örnek verelim bunlara e, isim artı yardımcı fiille oluşmuş birleşik yapılı fiillere. Hissetmek, affetmek, fark etmek, met, mutlu olmak, zehr olmak, minnet eylemek, emir buyurmak, karar kılmak, yetkili kılmak, hazırlıklı bulunmak gibi. Yazım kurallarında sıklıkla sorulur oldu artık e, aşağıdakilerin hangisinde birleşik fiillerin yazımına yönelik bir yazım yanlışı vardır gibi sorular görüyoruz. İşte buna dikkat edeceğiz. Bir kez daha hatırlatıyorum. Yardımcı eylemle kurduğumuz birleşik fiillerde önündeki isimde bir ses olayı varsa yardımcı eylemi isme bitiştiririz. Herhangi bir ses olayı yoksa terk etmekte olduğu üzere ayrı yazarız. Fark etmekte olduğu üzere çünkü e, kelimemiz farık foruk değil ya da terik terok değil. Terk düşen bir şey yok. O yüzden de ayrı yazmak durumundayız yardımcı fiille kurulan bileşik yapılı fiillerde asıl anlam birinci sözcükte yani o ismin üzerinde. yardımcı fiil sadece o ismi hareket ya da eylem anlamı katmakla görevli. günümüz Türkçesinde yardımcı fiil olaraksa daha çok bu buyurmak, kılmakların kullanılmadığını görüyoruz. Etmek olmak sıklıkla kullanılıyor. Diğerleri sınırlı sayıda. Mesela karar kılmak, işte yetkili kılmak gibi sınırlı sayıda ifade içerisinde yer bulmakta kendine. Önemli kutusuna yine hep birlikte bakalım. Ee, bu benim biraz önce söylediğim yazıma yönelik bir uyarı veriyor etmek olmak yardımcı fiilleriyle oluşturulan birleşik fiillerde ses düşmesi varsa eğer ya da ses türemesi varsa e, bu fiiller bitişik yazılır herhangi bir ses değişimi yoksa da fiilleri ayrı yazmak durumundayız mutlu etmek ayrı yazıldı doğrudur ama fark etmedi yanlış yazıldı çünkü fark ve etmek ayrı yazılmak durumunda bu da bir yazım yanlışı e, durumudur dikkat etmemizde fayda var İkinci önemli kutumuzda ise hak etmekle ilgili bir bilgi veriliyor. Normalde hak etmek, e, oymak kazımak anlamına gelir. E, özür diliyorum. Oymak kazımak anlamına gelen hak etmekle karışabilen bir şey. Bir, hak etmek bir şey almaya hak kazanmak. Yani e, onu alabilir durumda olmak, onu yapabilir durumda olmaktır. Hak etmek ise bir şeyi oymak kazımak anlamında kullanılan bir eylemdir. Bu ikisi karışmasın diye e, hak etmek ayrı. Hak etmek bitişik yazılır. Normalde e, o hak kazanmak anlamındaki hak etmek de bitişik yazılmalıydı, ses türemesi e, yapılarak. Fakat iki anlam birbirine karışacaktı, oymak kazımakla karışacağı için hak etmekle e, birini ayrı, birini bitişik yazmayı e, dil bilimciler uygun görmüşler. Diğer önemli kutumuzdayız. Burada da yardımcı fiil olarak kullanılan etmek olmak gibi sözcüklerin bazı durumlarda asıl fiil olarak da kullanılabileceği uyarısı veriliyor bizlere. Hatta bu soru bankalarında bir soru çeşidi olarak da kullanılır. Aşağıdakilerin hangisinde olmak fiili? E yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır der ya da asıl fiil olarak kullanılmıştır der. E meyveler bu sene geç oldu dersen eğer asıl fiil olarak kullanmış olursun olmak fiilini. Ama bana yardımcı oldu gibi bir cümle içerisinde geçecekse işte orada olmak bir yardımcı eylemdir. Bu ikisine dikkat etmemiz gerekiyor. Üçüncü örnek sorumuza hemen bakalım. Aşağıdakilerin hangisinde yardımcı eylem kullanılmamıştır diye sorulmaktan. Ee, Bursa'da terk edilmişti. Ceyhan'da razı olmadım. Denizli'de yardım ederseniz. Edirne'de de e, mutlu olmak e, birleşik eylemlerini, yardımcı eylemlerini görüyoruz. E, etmek ve olmakla kurulmuş birleşik fiiller var. Ama Adana'daki olmak... Asıl fiil olarak kullanıldığı hemen yazdık kenarına çünkü bir şeyin ham halde olduğunu henüz yenecek durumda olmadığını anlatıyor bize üzümlerin yerine başka bir kelime koyabiliyorum eğer asıl fiilse yerine başka bir kelime kabul eder ama yardımcı eylemse etmez. Dedemlerin bağındaki üzümler henüz olgunlaşmamıştı yenmeye hazır duruma gelmemişti hamdı gibi ifadeler getirebildiğim için yerine işte burada olmak fiili asıl fiili olarak kullanıldı ve doğru cevap 3. soru için Adana seçeneği oldu. Geldik dördüncü soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde etmek sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır diye soruluyor. Hemen Ceyhan'a bir bakmanı istiyorum. Gözlerime bakarak şöyle dedi. Ben ettim, sen etme işte. Burada etmek, ben yaptım, ben bir hata işledim. Sen bunu yapma demeye çalışıyor. Burada etmek asıl fiil. E, fark etti, rica etti, yardım etti ve ikram etti. Yani Adana, Bursa, Denizli ve Edirne'de ise yardımcı eylem olarak kullanıldı. Doğru cevabımız dördüncü soruda Ceyhan seçeneği olmuş oldu. Ve özel birleşik fiillere bakacağız yani kurallı birleşik fiillere bu birleşik fiiller kendi içerisinde ayrılıyordu yardımcı eylemle kurulana baktık bir de özel birleşik fiillere bakacağız başka kaynaklarda bunu kurallı birleşik fiil olarak da görebilirsin. Kendi içerisinde dört başlıkta incelenecek. Ee, çekim eki almamış bir fiil kök ya da gövdesinden sonra kalıplaşmış bir fiil getirerek oluşturuyoruz aslında bunları yeterlik fiili, tezlik fiili, yaklaşma fiili ve sürerlik fiili olmak üzere dört başlıkta incelenecek yeterlik fiilimizin eki neydi e bilmekti yeri gelince yine bakacağız ee, tezlik fiilimiz hemen şöyle yapalım tezlik fiili i vermek olacak Yaklaşma fiili e yazmak olacak. Sürerlik fiili ise kendi içerisinde yine üç farklı şekilde karşımıza çıkmış olacak. Ne bunlar? E durmak, e gelmek ve e kalmak. Şimdi tek tek bunları incelemeye bir başlayalım. Bakalım neymiş özel birleşik fiil. Yeterlik fiilimiz ilki. Fiil kök ya da gövdelerinden sonra ebilmek getirilerek e yapılan bir fiil çeşidi. Gidebilmek, gezebilmek, sezebilmek gibi. E cümleye başarma, gücü yetme, olasılık, olabilirlik, izin, müsaade gibi anlamlar katacak. Mesela bu soruyu çözebilirim dediğinde bu soruyu çözmeye gücüm yeter benim demeye çalışıyorsun. E yarın sizinle gelebilirim dediğinde cümleye olasılık ihtimal anlamı katıyorsun. E çıkabilirsiniz dedi mesela öğretmen sınıftan çıkabileceğimizi söyledi o zaman izin müsaade anlamı kattı gibi farklı farklı anlamlar bağlam içerisinde kullanılmış olacak peki bunun olumsuzunu nasıl yaparım normalde bir fiilin olumsuzunu mema olumsuzluk ekiyle yaparım yani gittim gitmedim şeklinde ebilmenin olumsuzunu da yine mema olumsuzluk ekiyle yapacağız ama bu E'nin sonuna gelecek mema, eme ama kalıbını yakalayacağız. Yani gidebilirim, gidemem, yapabilirim, yapamam, söyleyebilirim, söyleyemem şeklinde. O zaman eme ama kalıbını yakaladığın yerlerde de yeterlik fiili olduğunu gözünden kaçırmamalısın. Yeterlik fiilinin olumsuz biçimlerinin de yapı bakımından birleşik fiili olduğunu gözden kaçırmamalısın şeklinde bir önemli uyarı veriyoruz. Çünkü neden? Çok sık kaçıyor. E bilmeyi ya da e yazmayı, e kalmayı gözün rahatlıkla görüyor cümleler içerisinde. Ama bunun olumsuzu, yeterlik fiilinin olumsuzu nedense kaçı veriyor. O yüzden buna dikkat edelim. Bir de hemen yeri gelmişken şunu ifade etmek istiyorum. Yeterlik fiilinin eklendiği kelimelerin anlamca bir küçük farkı oluyor. Mesela yazmak yazdım dedin ya da yazmadım bunu olumsuz olarak söylüyorum yazmadımla yazamadım arasında bir anlam farkı var yazmadım dersen bile isteye bir şey yapmazsın ama yazamadım dersen sen yazmayı istemişsindir ama bir şeyler engel olmuştur işte yeterlik fiilinde böyle bir anlam durumu da söz konusudur bunu gözden kaçırmamalısın 5. örnek sorumuza geldik. Numaralanmış cümleler verilmiş öncülde. Hangilerinin yüklemleri kurallı birleşik fiildir diye soruluyor. Yani özel birleşik fiille, e, fiille çekimlenmişi arayacağız. E, hemen birinciye baktık. Sınav notlarını öğrenince heyecanlığını dizginleyemedi. Eme ama kalıbını yakaladığım anda burada bir yeterlik fiili olduğunu görmüş oldum. Karar verdik buna. Sanatçıya ait olduğu çağ içinde değerlendirebilmeliyiz. E bilmeyi gördük burada da yine. Yine bir yeterlik çekimi görüyoruz. Cevap çıktı aslında 1 2 Adana'da ama diğerlerine bakalım. Romana ve romancının gücüne her zaman saygı duymuşumdur. E, duymuşumdur. Saygı duymuşumdur ya da e, mişi geçmiş zamanla çekimlerde Herhangi bir yeterlik fiili yok. Bizi bu saatten sonra kim anlar? Bize kim yardımcı olur? Anlarda değil de yardımcı olura belki kafan gidebilir ama yardımcı olmaktaki olmak da burada yardımcı eylem. Yani yardımcı eylemle kurulmuş bir birleşik fiil görüyoruz. Evet bir birleşik yapılı fiil var ama yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil şeklinde kısalttım. Bana kötü davranıyor ama benden bir türlü vazgeçmiyor. Vazgeçemiyor olsaydı yeterlik fiilinin olumsuzuyla çekimlendi derdim. Ama vazgeçmiyor dersem burada herhangi bir birleşik fiil çekimi söz konusu değil. Bu yüzden bunu da eledik. 1-2 yani Adana 5. sorumuz için doğru cevap oldu. 6. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yeterlik fiili kullanılmıştır soru köküne sahip. Ne arayacağım? E bilmek arayacağım yüklem içerisinde. Ee, ziyaret etmeliyiz Adana'da yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Ee, Bursa'ya geldim. Bu teklifinizin nasıl karşılanacağını bilemem. Bilebilirimin olumsuzu. Eme ama kalıbını yakaladığım anda yeterlik var derdim. işte burada Bursa'da yakaladım. Ee, Ceyhan'da herhangi bir birleşik fiil yok bilmiyoruz şeklinde çekimlenmiş. Sadece şimdiki zaman çekimi var. Denizli'de belki kafan karışır ek kalmak var. Ee, bu yaklaşma e, özür diliyorum sürerlik fiiliyle çekimlendi. Ek almak onun ekiydi çünkü biz yeterlik arıyoruz. Caddeden geçmeye çalışan yaşlı kadına yardım etti. Yardım etti de yine yardımcı eylemle kurulmuş birleşik bir fiil. Bunu da elemiş olduk. Bir diğer fiil çeşidimiz tezlik fiili. Özel birleşik fiiller içerisinde. Ekimiz i vermek. Fiil kök ya da gövdelerinden sonra i vermek getireceğiz deyi vermek, götürü vermek, kapatı vermek şeklinde örnekler sıralayabiliriz. Ağlayı vermek, gülü vermek, yazı vermek, uçu vermek şeklinde de çoğaltabiliriz tabii ki. Tezlik fiillerinde tezlik, çabukluk, aniden gibi anlamlar vardır. Ya da önemsizlik, basitlik, işe işi hafife alma gibi anlamlar da katabilir cümleye. Mesela gelirken bir ekmek alıver dedin. Ekmek almak o kadar basit bir iş ki bunu bu şekilde ifade ettin gibi. Ee, ya da e, gelirken e, eczaneye uğrayıver dediysen yine e, aynı şekilde e, işi hafife alma basitlik gibi anlamlar katabilir elimdeki paketler düşüverdi dersen aniden o anda çabucak düştü gibi bir anlam katabilir peki bunun olumsuzunu nasıl yaparız yine e, olumsuzluk eki olan memayı ekleyerek yaparız İstersem asıl fiilden sonra e, eklerim i e, vermekten sonra da ekleyebilirim. Yani yazmayı verdi de diyebilirim yazı vermedi de diyebilirim İkisi de doğrudur nasıl kullanmayı tercih edersek o şekilde kullanabiliriz. Yaklaşma fiili bir diğer özel birleşik fiilimiz. Ekimiz e yazmak. Fiil kök ya da gövdelerinden sonra e yazmak ekleyeceğiz. Düşe yazmak, söyleye yazmak, baka yazmak, işte ağlaya yazmak, güle yazmak gibi. Ee, günümüz Türkçesinde çok az kullanıyor, daha çok böyle halk söyleyişlerinde aslında karşımıza çıkıyor ama e, bir şeyi gerçekleşmesine ramak kalmak gibi bir anlam var İşte düşmedim ama düşe yazdım az kaldı ki düşüyordum gibi bir anlamı var yani cümleye az kalsın neredeyse gibi anlamlar katacak bunun bir olumsuzu yok Düşe yazmadım diyemezsin. Söyleye yazmadım diyemezsin. Anlamca bir tuhaflık zaten ortaya çıkıyor. Bir de anlatım bozukluğu için yine e, söylemiş olalım. Eee Cümlenin aslında cümleye verdiği anlam az kalsın ya da neredeyse ya bir cümle içerisinde az kalsın düşe yazıyordum gibi bir kullanımın varsa işte bu anlatım bozukluğuna yol açar. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanır. Çünkü zaten e yazmak bize bu anlamı verdi az kalsını verdi tekrar cümle içerisinde az kalsın ya da neredeysin, e neredeyse gibi ifadeleri kullanmamalıyız. E bunun da önemli kutusu içerisinde uyarısını böylelikle vermiş olduk. Sürerlik fiiline geldik. Son olarak burada da 3 farklı ek göreceğiz. E durmak, e kalmak, e gelmek e fiil kök ya da gövdelerinden sonra gelecek. E cümleye e sürerlik, devamlılık gibi anlamlar katacak. Ek almaktan e ek almanın kullanıldığı fiillerde şaşma anlamı göreceğiz. E gelmenin Kullanıldığı fiillerde biz çıkmakla birlikte bunu kullanırsak da tezlik anlamı ortaya çıkacak. Mesela bakı kalırım giden geminin ardından gibi bir kullanımım varsa şaşma anlamı kattı siz gide durun ben ardınızdan gelirim dedim sürerlik devamlılık anlamı kattı bu gelenekler anneannemin zamanından süre gelmiş gibi bir şey kullanırsan da ne olacak yine devamlılığını anlatmış olacak o geleneğin devam ettiğini anlatmış olacak Özel birleşik fiillerimiz her zaman için bitişik yazılır. Bunu unutmamalısın. Bu fiillerde kalıplaşmış fiil gerçek anlamından uzaklaşır. Başka anlamlara gelecek şekilde kullanılmış olur. Ve diğer birleşik fiil çeşidimiz anlamca kaynaşmış birleşik fiiller. Genel olarak bir isimle bir fiilin yan yana gelmesiyle oluşmuş birleşik fiiller. Göz koymak, dile gelmek, fırsat tanımak, yer vermek gibi... Deyim özelliği taşırlar ama her içinde deyim geçen cümlede anlamca kaynaşmış birleşik fiil vardır demek doğru bir yargı değildir. Bir deyimin yüklem durumunda kullanılıyor olduğu zamanlarda işte biz ancak anlamca kaynaşmış birleşik fiilden söz edebiliriz. Yani şöyle diyelim bu firma bana fırsat tanıdı dersen fırsat tanımak burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil olmuştu. E, olacaktır ya da e, şöyle kullanılsaydı e, ne olacak e, bu e, bana fırsat tanıması beni mutlu etti İşte burada fırsat tanıması e, şey cümlede yüklem göreviyle kullanılmadığı için anlamca kaynaşmış birleşik fiilden sayılamayacak buna dikkat etmemiz gerekiyor onun dışında başvurmak, varsaymak, el vermek, vazgeçmek, öngörmek, aşermek dışındaki anlamca kaynaşmış birleşik fiillerin ayrı yazıldığını unutmamalıyız. Sadece bunlar bitişik yazılıyor, başvurmak, varsaymak gibi kalıplaştığı için bu şekilde onun dışındakileri ayrı yazacağız. Şimdi hemen etkinliğimize bakalım. Cümleler verilmiş 10 adet, bu cümlelerde anlamca kaynaşmış birleşik fiil olup olmadığını bulacağız, işaretleyeceğiz. Birinci cümleye bakıyoruz, babası karşı çıkınca yurt dışına gitmekten vazgeçmiş, burada vazgeçmiş, anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz getirdik, işaretledik. Bazı uzmanlar bu yıl ekonominin düzeleceğini öngörüyorlar, öngörüyorlar yine anlamca kaynaşmış birleşik fiil öngörmek. Filmin galasına yönetimden insanlar da gelebilir. Burada ebilmeyi görmektesin. Bu yeterlik fiili değil mi? Yeterlik fiili de e, özel birleşik fiiller içerisinde yer alıyor. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil değil. O zaman yok işareti koyduk. Kimlik çıkartmak isteyen öğrenciler idareye başvuracak. Başvurmak anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Pencere ve kapı aralarından gelen soğuğu önleyemiyoruz. Önleyebiliyoruz'un olumsuzu değil mi? Evet. O zaman burada ebilmek yani yeterlik söz konusu. Yeterlik de e özel birleşik fiiller içerisinde yer alacak. Demek ki burada anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz yokmuş. Ders notlarına son anda göz atmıştı. Bu yüzden sınavı Kötü geçti cümlesini gördük. Göz atmak burada e, bizim e, anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz. Bizi bir hayli zorladı ama sonunda yola geldi. Yola gelmek deyimimiz yüklem oldu. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Siz gide durun ben arkadınız arkanızdan yetişeceğim. Gide durun e durmak e, bu e, sürerlik fiilinin ekiydi değil mi? Hemen şuraya sürerlik yazdık. Sürerlikte bir özel birleşik fiil. O zaman burada anlamca kaynaşmış birleşik fiil yokmuş. Ağız birliği etmişçesine aynı şeyi savunuyorlardı. Ağız birliği etmek deyimi var burada. Evet ama yüklem göreviyle kullanılmadı. O zaman anamca e, anlamca kaynaşmış birleşik fiilimiz yokmuş yine burada. Savunuyorlardı da yine e, herhangi bir birleşik yapı söz konusu değil. Ben nedense seni aramaya akıl edemedim. Akıl etmek işte burada deyimimiz yüklem göreviyle kullanıldı. Anlamca kaynaşmış birleşik fiile ulaşmış olduk. Yedinci sorumuza da bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde birleşik yapılı eylem vardır diye soruluyor. Ee, neden son yolculuk çağırmaz beni? Adana'da gördüğümüz ifade bu. E, kapanırdı gün batmadan kapılar. Geçer bu sokaktan binlerce adam. Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede. Göz kırptığını varsayıyor yıldızlar şeklinde şıklarımızı görüyoruz varsaymak anlamca kaynaşmış birleşik yapılı bir eylemdir. Edirne'de doğru cevabı yakalamamızı sağlar. Ve 8. ve son sorumuza bakacağız bu dersimiz için. Sonrasında da 26. ders anlatım föyümüzü noktalamış olacağız. Bakalım 8. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir yolla oluşturulmuş birleşik fiil kullanılmıştır diye soruluyor. Kısa bir süre sonra ellerinde bir uyuşma hissetti. Hissetti. Yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiil. Kaşla göz arasında kedimin resmini çizi vermiştim. İ vermek özel birleşik fiil değil mi? Tezlik fiiliyle çekimlendi. Konu hakkında detaylı bilgiye internetten ulaşabilirsiniz. E bilmeyi görüyoruz. Ulaşabilirsiniz. Yeterlik fiili özel birleşik fiil. Karşı tarafa geçerken buzlanma yüzünden düşe yazdım. E yazmak, yaklaşma, özel birleşik fiil. Ve kardeşini onlardan uzaklaştıran aracın arkasından baka kaldı. E kalmak yine özel birleşik fiil içerisinde değerlendireceğimiz fiillerden. Bu doğrultuda Bursa, Ceyhan, Denizli ve Edirne özel birleşik fiilken, Adana yardımcı eylemle kurulmuş birleşik fiile örnek oldu diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulduğu için de 8. sorumuzda cevabımız Adana seçeneği olmuş oldu. Ve böylece 26. ders anlatım föyümüzün sonuna geldik. Hemen föyün sonunda yer alan son adım testini çözerek de bu konuyu pekiştirmiş olacaksın. Ee, soru bankalarından lütfen e, desteklemeyi unutma sorularla bu konuyu çünkü sıkıntılı, zor. Ee, biraz e, üzerine uğraşı gerektiren bir konu ve nankör de bir konu. Eğer soru çözmezsek e, birleşik yapılı fiil nasıldı, e, birleşik çekimli fiil nasıldı, basit çekimli fiil ne demekti, e, birleşik yapılı ile çekimli birbirine karışabilir vesaire Bunları daha net oturtabilmen için bol bol soru çözmen gerekiyor. Sen şimdi sorularını çözeceksin ve biz seninle bir sonraki ders anlatım föyünde buluşmuş olacağız. Görüşmek üzere.